Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olalım size? Tabii. Memnuniyet ederim. Buyurun. Arkadaşlar, İstanbul'da yemeği yiyor musunuz? İstanbul'da yemeği yok. Başka bir aradığınız bir isteğiniz var mı? Var mı başka bir isteğiniz var mı? İsterseniz dilimleyebilirim bu ekmeğinizi. İşletme sahiplerinden İsmail okumuş. İsmail Bey, engelli vatandaşlar size alışverişe giriyor. Burada yaşayan, Ayvalık yaşayan engeller var. Evet. Sık sık buraya alışverişe giriyor. Sizin için bu ne ifade ediyor ve onları nasıl davranıyorsunuz? Şimdi bizim insan olarak, bütün insanlara insan olarak baktığımız için onlar da bir canlı. Sonuçta onlara engelli gibi davranmayıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya canla başla onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün gelen misafirlerimize, engelli, engelsiz hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim başımızın üstünde yeri var hepsinin. Neye dikkat edersiniz? Sizin için önemli olan nedir? Hijyen, temizlik, bir de güler yüz. Bunlar çok önemli. Alışverişinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Çoğunlukla. Pazarıydı, yemeğiydi, bunları hep kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani çocuklarımız İstanbul'da yerlerse bana yardımcı olabiliyorlar. Ama çoğunlukla kendim yapıyorum. Annem de alışverişimizde çoğunlukla kendim yapıyorum. Burada nerede yardıma ihtiyacınız oluyor? Yani yüksek taraftan bir şey almak istediğinde iş yeri sahibi ya da çalışan yardımcı olabiliyorsa bana çok hoşuma gidiyor. Ben görme engelli olarak alışverişimi kendim yapmak istiyorum. Beni engelleyen engelim değil. Etrafımda olan esnafların ya da vatandaşların bana davranışı. Ben alışveriş yaparken özellikle fırında, imalat olarak da merdiven altında birçok kötü şeyler yapan insanlar var. Onlardan yakalanmamak için, öyle kötü şeyler yaşamamak için bildiğim, tanıdığım esnaflardan alışverişimi yapıyorum. Bu eti olur, peyniri olur, pazardaki alışveriş olur ya da ekmek de fırında. Burada geldiğimde arkadaşlar beni tanıyor. Neden tanıyorlar? Sık sık çıkıyorum çünkü. Onlara derdimi anlattım, tanıştık. Hani buraya geldiğimde ne eksik para veriliyor, ne kötü ürünler bana takdim ediliyor. Ya da benim istemediğim bir şeyle karşılaşmıyorum. Çıkarken de dışarıda bir sıkıntım olduğunda orada gerekirse benim kolumdan tutup gideceğim yere kadar da arkadaşlar destek oluyor. Merhaba Cemil abi, hoş geldiniz. Ekmeğimiz kadar 400 gram, 400 gram başlıyor. 400 gram kuzu kıyma. Evet. Hemen yardımcı olabilmez size efendim. 400 gram kuzu kıyma yapacağım size. Çilek çekim olacak. Evet. Tamam efendim, hemen yardımcı olurum. Bir şey ikram edeyim mi? Bir şey içer misiniz? Efendim? Bir şey ikram edeyim, bir şey içer misiniz? Sağ olun. Efendim? Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Bütün Kezban. Kezban Hanım, alışverişe gidiyorsunuz, engellisiniz. Hı? Burada sizin için önemli olan kısmı nedir? Güler yüz, ilgi. Ondan sonra. Bir de yani yardımcı olmaları çok hoşuma gidiyor. Engelli olarak hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Mesela en basitinden rafın üzerindeki bir eşyayı almak istiyorum ama uzanamıyorum. Arkadaş bana yardımcı olur musun dediğim zaman yardım ediyorlarsa o markete her zaman gidiyorum. Yemeklerinizde neler vardı efendim? Ne yapacaksınız? Antep'te kuzu köfte. Antep'te kuzu köfte. Nerede yapacaksınız? Karavanda Vazgın'ın önünde. Karavanda Vazgın'ın önünde. Ne güzel. Sizler de tatmaya gelebilir misiniz? Tabii ki. Bekleriz. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Engelli olarak alışverişe gittiğinde senin için önemli olan kısım nedir? Yardım etmeleri, güzel yüzü olmaları. Şimdi engellisin. Malum belli. Boyunuz ama yetiştiğim insan gibi değil. Yine de evlendin, yuva kurdun, çocukların oldu. Çocuklar engelli mi? Hayır. Çok şükür. Gayet sağlıklılar. Hı hı.
Onları nasıl büyüttün? Hangi zorluklarla karşılaştın? Tabii zorlukları oldu. Mesela gideceğim yere taşıyamadım. Hep bebek arabasıyla yanımızdaydı. Ve ya da bir yetişkin birinin yardımıyla. Sağ olsun kayınvalidem ve annem çok yardımcı oldular. Onların sayesinde büyüttük. Anne ve çocuk arasındaki olan bir bağda bir eksiklik oldu mu? Böyle bir şeyi yaşandı mı? Yok, aksine daha çok bana bağlıydılar, daha çok düşkündüler. Babasına olsun, bana olsun daha bir korumacıydılar. Mesela bir topluma falan gittiğimizde tabii millet yadırgıyor, bakıyor. Hemen bir koruma pozisyonları. Böyle daha mesela Ayten çok küçüktü. Bir gün gezmeye gidiyoruz, birisi takılmak istedi. Yani çocuk o da tabii akıl ermiyor. Ondan sonra şey dedi, ne bakıyorsunuz dedi, beğenemediniz, o benim annem dedi. Bugün menümüz biraz farklı. Antep fıstıklı kuzu köfte yapacağız. Yanında patlıcan, zeytinyağlı patlıcan sarımsak falan yapacağız. Biraz yoğurt, zeytinyağlı yoğurt yapacağız yanında ve patlıcan ve yoğurdu karıştıracağız. Şimdi patlıcanı ne yaptım? Önce soydum. Şimdi onu lütfen küçük küçük keselim. Kuşbaşı olsun, bunu içine koyalım. Onları şöyle tavaya alayım. Kezban Hanım'ın hazırlamış olduğu patlıcanları zeytinyağla kavuruyoruz biraz. Bunu tabii közlenmiş halinde de yapılabilir, fırında da yapılabilir. Biz ama tavada hemen bunu pratik olsun diyerekten kızartacağız. Sonrasında bunu kenara alıyorum, biraz sarımsak doğrayacağız içine. Yoğurt ilave ederek zeytinyağı, biraz baharat, o yanında, köftenin yanında, bulgurumuz yanında ilave olarak bunları vereceğiz. Şimdi kıymayı kıymayı şimdi kalkıp baharatını verdik. Yoğuruyoruz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Elimizi açıp 2-3 tane koyup katlayarak tavada pişireceğiz. Tamam. Ben şimdi engelinden dolayı ne türlü zorluklar yaşıyorsun ya da çevrendeki toplumda engelli insanlar toplumda nasıl davranılıyor? Öyle bir... Ben ya tek başına hiç yer demiyorum. İlla yanımda bekçi olacak, beni koruyacak. Takılıyorlar yani illa. Ondan en büyük sıkıntı o. Ondan ben böyle sürekli eve kapatıyorum kendimi ya. Ama illa yanında birisi olması gerekiyor değil mi? İnsanların burada evet. Alay etmesinden tut. Şaka yapması. Onlara evet. Göre şaka ama bize göre şaka değil. Değil. Bir kez baktı yetmiyor. Yeniden baktı. Ben de o zaman derinleniyorum işte o zaman. Evet. Yani çok olağan dışı bir insanmışım. Acayip. Anladım. Yani. Ondan ben de pek dışarı çıkmıyorum yani. Anladım. Aslında çok kötü bir şey. Biz de bunun olmamasını istiyoruz. Yani. Ama biz oyuncak değiliz. Engelliysek evet. Kalkıp bir kimsenin oyuncağı değiliz. Evet. Yumuşacık olmuş. Evet. Seviyoruz çünkü çocuk. Ailecek eti seviyoruz. Dışarıda hiçbir şey yemez. Daha iki gün önce salça, domates kestik. Kesinlikle dışarıdan yemez. Evet. Menemenlik yaptık. Harika. Güzeldi. O acı biber yaptı, ben tatlı biberliyim. Acı biber seviyor musunuz? Acı yemiyorum, ben annemi daha seviyorum. Şimdi buna sözü kıpamış gibi zeytinyağı koyacağız. Ondan sonra karıştırarak patlıcanı. Burada zeytinyağı kullanırken, tabii ki çok önemli burada soğuk patlı zeytinyağlarımız var. Özellikle böyle mezelerde kullandığımız yağlar, kızartmalarda değil ya. Ondan kullanıyoruz. Sen yeterdi. Biliyor musun? Abla yeter mi? Yeter. Tamam. Çok yağlı. Zor mu geliyor sana bunu yapmak? Yok. Yapıyorum ya. Olmuyor mu? Yok yani zorlanıyor musun? Evet. Yok. Sarımsak sever miyiz? Severim. İçine sarımsak koyalım mı? Olur. Abla köfteleri bitirsin. Olur.
Var bende. Bende madem olacak. Aa süpersin. Patlıcan aynısı yaptı. Bunu zeytinyağı yapacağız. Birazcık önümüzü alalım. Yine zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu da şimdi daha tortası var bunun. Bunu sen yeter de. Tezban bakar mısın? Tamam. Bakıyorum. Yeter. Şeyler. Bunun üstüne koy. Neyi? Bıçağı mı? He, ne varsa orada bulaşık. Bulaşık yok başka. Şeyleri. Sadece bıçak var. Tam sadece. Onun soyulan tam. Soyuyorum mu? Aa sen benden neyi soydun Cemile? Sarımsak al, bir şey olmadı. Sarımsak. Önündeki resmen atarsın. Harika. Bunun yarısını şey koy. Şuna. Yoğurtlu patlıcan yapmış oldum. Evet. Öbürlerini sadece insan hali verir, ben yoğurt sevmiyorum diyen olursa evet. O zaman yoğurtsuz şey, ekstra olarak yoğurtsuz olarak verir. Kezban Hanım, şöyle kısaca bir özetleyelim. Ne yaptık şimdi? Şimdi Antep fıstıklı tuzlu köfte yaptık. Yanında bulgur pilavı, patlıcan közleme salata ve normal domates rokalı salata. Neler yaptık? Alışverişi misiniz? Biraz özetler misiniz? Köfteyi nasıl yaptık? Antep fıstığını kavurdunuz mu? Çiğ mi kaldı? Kavrulmuş Antep fıstığı var içinde. Türbeyi kasaptan aldık. Kendi imalatlarıymış. Ondan sonra patlıcanları da yine aynı şekilde kendi üretimleri olan bir yerden aldık. Güvenilir, güler yüzlü insanlardı. Teşekkür ederiz hepsine. Oradan doğru fırına gittik. Fırındaki arkadaşlar sen ekmeğimizi aldık. Evet, ekmeğimizi aldık. Nasıl karşılıyor böyle esnaflar sizi? Gayet iyiydiler, samimiydiler, güler yüzlüydüler. Teşekkür ediyoruz hepsine. Şimdi dışarıda hani Ayvalık içinde ve Ayvalık dışında yaşayan engelli vatandaşlara ne önerirsin? Böyle dışarı çıksınlar mı? Evet. Kendilerini eve kapatmasınlar. Mümkün olduğu kadar topluma karışsınlar. Millet bir şekilde bize alışacak. Mecbur alışmaya. Biz onlara alışmaya çalışıyorsak onlar da bize alışmaya çalışacaklar. Neden? Neden? Çünkü aynı toplumda yaşıyoruz ve biz uzaydan gelmedik. Cemile'nin sözü. O şekilde mecburen birbirimize muhtacız bir şekilde. Engel bulaşıcı mı? Hayır, kesinlikle değil. Onların da engelli olmayacağının bir garantisi yok. Herkes potansiyel bir engelli. Karşına karşıya geçerken bir araba çarpar, tekerlekli sandalyeye düşebilirsin. Gayet sağlıklıyım diye güvenmemek lazım. Onlar bugün bize geldi, onlara olmaması hiçbir garantisi yok.